Az önce de söyledik ya, ekranlarda hep Bodrum magazin havadisleri var ama Çeşme'de de tatil sever ünlüler saman altından su yürütmeye devam ediyor. İşte Ivana Sert kırmızı bikinisiyle Çeşme plajlarını yaktı geçti. Kırmızısı bikini sarışın Ivana Sert'i otomatikman Galatasaraylı yaptı. Ivana Sert demişken o aslında bir Urla sever. Ha, şimdi ben dünya vatandaşım diyebilirim ama Urla'yı seviyorum. Urla Çeşme arası git gel en fazla bir saat. Aynı Ivana Sert bu kırmızılı Çeşme şovunu yapar yapmaz tatildeki ana vatanı Urla'ya döndü. Buraya gelin geldik, buralı mı olduk? Yani gelin olarak geldim, evet. Sağ olsun Urla'ya beni güzel yani şeyde güzel geldi bana aslında. Tam bir Urla aşığı hanımefendi. Burada kurduğu dünyasında bağından bahçesinden en organik yiyecekleri topluyor. İşte burada çıkıyor evet. Aralarda. Burada domatesler burada. Evet şurada. Domatesler. Şurada efendim burada. Bamya. Bamya burada, burada efendim burada. Şöyle alalım avucumuza. Şöyle. Onlar daha şeyde. Yok kopar mı canım? Şöyle bir. Gelmedi. Şöyle evet sevelim. Maydanozu böyle kesme şekli herhalde ilk defa görüyorsunuz. Efendim terzi Ivana bahçede makası nasıl kullanıyor? Bahçe makasını. Bu saray yavrusu evinde de keyfini sürüyor. Bahçemiz var. 5 lira. Burada zaten kahvaltı veriyoruz. Evet geldi. Buyurun. Hoş geldiniz. Seramikler, küçük küçük motifler. Tekrar böyle bir Anadolu başucu ve motiflerde zaten konağı tarzında. Doğa manzaralı bahçemize doğru geçiyoruz. Burası. Buraya geçip burada kahve veya çay siparişinizi verip evet, şurada oturuyorsunuz. Keyifli bir oturma ve dinlenme alanı. Çeşme'nin sadece plajları, denizi, kumrusu, güneşi değil, düğünleri de meşhur. İki hafta önce Tolga Sarıtaş'ta Zeynep Mayruh'un düğününe ev sahipliği yapmıştı Çeşme. Bahane oldu ünlüler için. Giden kaldı. Çeşme'den giden kaldı ve ortaya da 10 gündür Çeşme'den oluk oluk akan ünlü görüntüsü kaldı. De Alina Boz ve Umut Evirgen. Bir ayakları İstanbul'da, bir ayakları Çeşme'de. Nasıl gidiyor evlilik? Çok fazla göremiyoruz sizi. Geziyoruz. Evet, maşallah. Aynen. Geziyoruz, iyi, biz çok güzel gidiyor. Havalimanında denk gelmiyoruz. Evet, artık görmüyoruz. Onu biraz kaldırdık, bir süre bekletiyoruz. Yeni evlilerin aylardır bitmek bilmeyen balayları, Tolga Sarıtaş'ın düğünü vesile oldu Çeşme'de devam ediyor. Çok uzun zamandır aralıksız ekranlardaydım. Çok küçük yaştan beri çok uzun soluklu projeler yaptım. Dolayısıyla böyle küçük sayılabilecek bir tatilde kendime çok biraz görmedim. Yani. Evet, biraz böyle güzel bir balayı yaptık Umut'la. Görmek istediğim bir sürü yer vardı, bir sürü şey vardı. Umut da sağ olsun beni her yere götürdü. Güzel tatiller yaptık, birlikte yeni şeyler keşfettik. Evlilik yaramış hem beyefendiye hem hanımefendiye. Beyefendi Alina Boz'un mutfağından çıkan lezzetli yemeklerle hafif hafif kilo alırken Alina Boz kendine daha bir bakmaya başlamış. İncecik fiziğini koruyor. Ah keşke yaşını olduğundan büyük gösteren lila rengi yüksek bel bu modası geçmiş vintage bir bikini tercih etmeseymiş. Bu arada biz formda dedik Alina Boz'a. Şöyle bir süzdük bir şey göremedik ama nokta atışıyla ünlü popçu Demet Akalın sosyal medya hesabından Alina Boz'un göbeğine dikkat çekerek bu kız kesin hamile demez mi? Sosyal medyadan bu paylaşımı yapan takipçilerinin ısrarlı "Nereden biliyorsun?" sorularına Demet Akalın kendi sosyal medya tarzıyla "Tanımıyorum, surat şiş, kilo da almış." diyerek cevap verdi.
tatil amaçlı değil çeşmeye gelme nedeni ünlülerin. Kimileri tatille iş birleştiriyor, tatil yapıp üzerine bir de para kazanıyor. Çok iyi, ön ayağın düz dursun şimdi. Onlar da geldi. Mükemmel. Hande Erçel'le Barış Arduç, Rüzgara Bırak filminin çekimleri için Çeşme'deler. Setten ilk görüntüler de işte böyle yansıdı kameralara. Çok iyi, ön ayağın düz dursun şimdi. Onlar da geldi. Hande Erçel ekmek parası için Çeşme'de 35 derecede film çekerken evlilik hazırlığı yaptığı sözlüsü Hakan Sabancı Almanya'da maç peşinde. Daha doğrusu millilerin peşinde. Maç nasıl geçti bu arada? İyi, çok güzel. Arda Güler de kazandı. Güzel, sevindik ya. Tek başına Almanya'ya giden ve Euro 2024 maçlarını izleyen yakışıklı iş adamı havalimanı dönüşü neden yalnız seyahat ettiğini anlattı. Erkek elde maçayız. Koyu Beşiktaşlı Hakan Sabancı, Fenerbahçe'nin Mourinho'yu takımın başına getirmesine de imrendiğini söylemeyi ihmal etmedi. Süper hareket. Mükemmel hareket. Yani futbolu için mükemmel hareket, öyle değil. Ama benim derdim Beşiktaş. Evet. Sakin ve keyifli görünüyordu Hakan Sabancı. Oysa ki yanında Hande Erçel varken hep gergin görüyorduk onu. Çok neşeliyim, hep neşeliyim bak. Ben daha önce de tabii ki ilişkin çok güzeldi ama neşeliyim de daha önceden de sürekli burada bu muhabbet olduğu için sinirleniyordum. Son olarak Çeşme'de Barış Arduç'la beraber 35 derece sıcakta ekmek parası için film çeken sevgilisi Hande Erçel'e mesaj gönderiyor yakışıklı. İnşallah çok başarılı olsunlar, çok güzel olur yani. Biz bu haberi böyle kurgularken taptaze bir görüntü düştü sistemimize. Merhabalar, yalnız bırakmadık. Film çekimleri nasıl gidiyor? Hande Erçel'in 35 derece sıcakta ekmek parası peşinde koşturmasına dayanamayan sevgilisi Hakan Sabancı, Almanya dönüşü soluğu Çeşme'de aşkının yanında aldı. Merhabalar, yalnız bırakmadık. Film çekimleri nasıl gidiyor? Her şey çok güzel. Çeşme gecelerini beraber aktılar. Sorulardan da klasik olarak kaçtılar. Hakan Bey'le de konuşuruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar dönüyoruz Çeşme'ye. Son bir yıldır her gün haklarında bu kez boşanıyorlar dedikoduları üretilen Pelin Akil, Anıl Altan çifti de ikizleri alıp Çeşme'nin yolunu tutmuş durumda. Pelin Akil sözde boşanmaya hazırlandığı eşine yemek hazırlıyor. Oğlan geldi, 6 saat uyumadı çocuklar havuzdayken. Kocasına Allah köfte yapıyor. Refika'nın tarifini yapıyorum. Açın bana mı? Sesi beni niye gidiyor böyle? Beni görünce heyecanlanıyorsun. Bu arada minik kızları da temizlik telaşında. Sen göreceksin. Bu yaşı ta temiz olacak. Yemekten sonra kendisini Çeşme sokaklarına atan Pelin Akil, dişindeki maydanoz sayesinde Jack Sparrow havalarına girdi.